acısını, ayrılık anı, bu sisli şarkıyı ırmaklar gibi akıp uzun uzun terk ediyorum bu kenti. Ah ölüler gibi ardımda bırakıp gül çağrısını, ayrılık anı, bu sisli şarkıyı ırmaklar gibi akıp uzun uzun terk ediyorum bu kenti. Ah ölüler gibi. Şarkılar bir çığla sığınmaksa şimdi, sonsuz bir yaralı bir kuş.
Özler Seçer bu coğrafyada, Çukurova'nın kuzeyinde, Toros Dağları'nın eteğinde şirin bir ilçemiz var, Kadirli. Şimdi Osmanlı'ya bağlı ama Osmanlı'nın son döneminde uzunca bir süre Adana'nın bir ilçesiydi. Ekonomisiyle, politikasıyla, oradaki insanların ürettiği değerleriyle Adana'da, Çukurova'da ve Anadolu'da, hatta Türkiye'de çok önemli yankılar yapan bir yerimiz, evet, Kadirli. Romanlarda, politikada, ekonomide Kadirlisiz bir Çukurova düşmek mümkün değil. Evet, Kadirli'nin bu özelliğine bakarak o bölge insanlarının tarih ve kültürünü araştırmak, yazmak ve yayınlamak benim bir ömür boyu en büyük tutkum oldu. Bu amaçla 1999 yılında Kadirli Tarihi kitabının ikinci kez yazdım ve yayınlamayı başardım. Kitabın kapağında 7 Mart bayramında Andırın Caddesi'nden ilçeye giren Kuvayi Milliye çeteleri ve halkın o andaki durumunu yansıtan bir fotoğraf koydum. Ve hemen önde bir yazı var: geçmişten geleceğe yaşanan tarih bilinci diye bir ifade söz konusu. Bu kitabı Kaymakam Muammer Aksoy Bey o zaman yayınlamış ve halka dağıtmıştı. Bu kitapta Kadirli'nin tarihi, aile kökenler hakkında çok ayrıntılı bilgilere yer verildi. Evet, bu kitap benim hayatımda Kadirli için yapabileceğim en önemli bir araştırmaydı. Bunu kamuoyu yansıtmakta çok mutluyum. Bu önemli bir projenin ürünü olarak da gündeme geldi. Bir başka çalışmamı hemen size sunayım. Kadirli Tatarları. Yaptığım araştırmalarda Kadirli'nin içindeki Sülemiş Tepesi, Toros Dağları, Savrun Vadisi ve ilçe merkezindeki pek çok ailenin kökenlerinin Tatar olduğunu öğrendim. Coşkunlar ailesi, Tokgözler, Kuduzlar veya Karaceliler, Atılganlar, Yumuşaklar, Ekşi Uşağı Köyü, Karabacak Köyü, İsa Oğulları gibi pek çok ailenin de Tatar kökenli olduğunu bildiğim için onları da yazma gereği duydum. Evet, 1990'ların ortasında bir dergi hüviyetinde orada yaşayan insanların soy araştırması. Ama bunun özelliği Tatar asıllı olan aileleri araştırmaktı. Evet, bu da benim farklı bir çalışmamdı. Sonra değerli seyirciler, Kadirli içinde akan bir Savrun suyu var. Savrun suyu önemli. Kadirli halkının iyidir huyu aklını almazsa Savrun'un suyu diye bir de söz var. Savrun suyunun Kadirli üzerindeki tesiri o kadar önemli ki, tarım için hayat kaynağıdır Savrun suyu. Ağların çeltik ürettiği zamanlarda önemli bir gelir kaynağının da kaynağıydı. Evet, Savrun suyu önemli. Binlerce ve on binlerce insanın hayatında Savrun vazgeçilmez bir zenginlik kaynağı. Toroslarda doğar, Kadirli içinden ovaya doğru akar ve Ceyhan Dere'ne kavuşur. Evet, Savrun üzerindeki tarihi köprünün de fotoğrafını bu şekilde koydum. Evet, bu bizim tarihi taş köprümüz. Dediğim gibi, Kadirli halkının iyidir huyu, aklını almazsa Savrun'un suyu. Bu söz ne ifade ediyor? Oradaki isyanları, kavgaları ve çatışmaları. 2008 yılında evet, Kadirli tarihini tekrar yayınlamayı başardım. Ve kitabın da kapağına bu resmi koydum. Şimdi bu fotoğrafta tarihi köprümüzün yıkılma görüntüsü var. Evet, bu görüntü sanki Kadirli insanının geçmişte olan bağlarının zaman zaman depremden geçtiği ve kesintiye uğradığı bilgileri var. Bu kadar çalışmadan sonra değerli izleyiciler, en son Kadirli'nin Tarih Sevgisi kitabını yayınlamayı başardım. Bu kitabın üzerinde Kadirli halkının Kurtuluş Bayramı olan 7 Mart'la ilgili bir resim var. O resimde 7 Mart 1920'li yıllarda, yani Andırın üzerinden gelen Kuvayi Milliyeci çetelerin Kadirli'ye giriş anının görüntüsü var. Bu bir bayram töreni. Bu fotoğrafın çekildiği yıllar 1950'lere dayanıyor ve altta da Kadirli'nin o tarihi köprüsünün fotoğrafı var. Evet, şimdiye kadar 6 kitap yayınlamaya başardım Kadirli hakkında. Tabii Allah ömür verirse bundan sonra ne olur bilemem ama Kadirli tarihi, yaşanan olaylar, fotoğraflar, insanlar, hatıralar benim için vazgeçilmez bilgi kaynağı, zenginlik kaynağı ve sevgi kaynağı. Onun için Kadirli'nin tarih sevgisini görmek, hissetmek ve anlatmak hayatımın en mutluluk verici olay diye düşünüyorum. Evet, bu açıklamadan sonra isterseniz belgelerle Kadirli'nin tarih sevgisini güçlendiren bir tarihe yolculuk yapalım. Bakalım neler olmuş Kadirli ilçesinin geçmişinde, onları hatırlayalım derim. Evet, arkadaşlarımız hazırlarsa görüntü ekrana gelebilir. Kadirli ilçesi.
Yüzyılların ve bin yılların hatırası. Kadirli'nin olduğu yerde 1961 yılına gelinceye kadar Savrun Suyu üzerinde tarihi bir köprü vardı ve bu köprü ayaklarıyla, kemer sistemiyle, evet, tarihi özelliği vardı. 1909 yılında Adana Valisi Cemal Paşa tarafından yaptırılan tarihi bir köprü. Bu köprü 1960-61 yıllarında Savrun Suyu şiddetle taştı. Köprünün ayaklarında açılmalar vardı. Köprü dayanamadı, yıkıldı ve tarihe kavuştu. Evet, yıllarca bu tarihi köprünün taşları Savrun Suyu'nun yatağında, setlerin önünde parça halinde duruyor idi. Evet, Kadirli'nin en önemli tarihi eseri olan taş köprümüzün yıkılmadan önceki güzel fotoğrafını görüyorsunuz. Bakın, hemen köprünün az ilerisinde ve orta yerde Savrun Suyu'nun kıyısındaki arazi park çalışması yapılıyor. Ağaçlar dikilmiş, evet, yeni kurulan bir park ve önemli bir eser ve orta yerde Kadirli ilçesinin görüntüsü var. Bu fotoğrafın çekiliş tarihi 1960, yani köprü yıkılmadan kısa bir zaman önce çekildi ve o zaman ilçenin nüfusu yaklaşık 15 bin civarındaydı. Ancak son zamanlarda, örneğin 2011 yılı itibariyle 80 bin civarında bir nüfus barındırıyor Kadirli ilçesi. İlave nüfuslarla beraber bu sayı 100 bine çıkabiliyor. Evet, Kadirli ilçesinin, yani bundan 1960 yılındaki görüntüsünü en güzel bu fotoğraf anlatıyor bize. O günlerin hatırası, bir kare tarihi fotoğraf, evet, bu şekilde arşivlerde bulduk. Değişelim arkadaşlar.